Değerli izleyenler, Kanal 56 ekranlarından hepinize selamlar, saygılar. Bilindiği üzere Siirt kadim bir şehir ve bu kadim şehir asırlar boyu böyle geniş coğrafi bir bölgenin ilim, irfan merkezi olmuş. Binlerce, on binlerce ilim insanını yetiştirmiş, İslam aleminin hizmetine sunmuş bir şehir. Bugün böyle bir değerimizle birlikteyiz. Daha önce de stüdyomuza konuk etmiştik. Belki o programdan hatırlayanlar olur. Hemşerimiz Teylanlı, Kurtalanlı hemşerimiz Doktor Fadıl Geylani, Profesör Doktor Fadıl Geylani. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Yani sizi anlatmakta biraz zorluk çekiyorum. Estağfurullah. Çünkü o kadar ben sizin çalışmalarınızı yakından bildiğim için nereden başlayayım onu bilemiyorum. Estağfurullah. Şimdi ama ilk defa bizi izleyenler için desem ki Profesör Doktor Fadıl Geylani kimdir? Evet. Böyle kısaca bir özetler misiniz? Evet. 1954 Kurtalan'ın Cimzak köyünde dünya gözlerimizi açtı. 2 yaşında dedem Seyyid Şerif Muhammed Sıddık Hazretleri beni beraberinde Teylan köyüne getiriyor. 13 yaşına kadar Teylan'da, ondan sonra da tekrar beni kendisi yaşı itibariyle işte orada biraz okuduk yanında beni tekrar Cimzak'a gönderdi. Oradaki işte Kadiriye Medresesi'nde tedrisatı bitirdikten sonra gene dedem beni Medine Münevvere'ye kendileri gönderdi. Oğlum dedi, seni Medine'ye göndereceğim. O zaman emirleri işte Geylani Hazretleri ceddimizin eserlerini araştırmak ve ceddimizin tabii eserlerini hem araştırıp hem baskısını zamanla tabii yapmak emirleri kendileri bana emrettiler ve Medine Münevvere'de 77'nin sonunda Medine Münevvere'de bu çalışmalara başladık. Tabii açık öğretim için Kahire Üniversitesi'ne başvurdum. Ben tabii medresede, yani biz nahv sarf ilimleri diyoruz, hep ezber olduğum için üniversitedeki çalışmalar ve tedrisat bana çok kolay geldi. Hatta orada ya Türkiye'de böyle güzel Arapça konuşan var mı? Çünkü ben gitmeden önce rahmetli dedem hazretleriyle 7 ay yakın sadece Arapça konuştuk. Fasih Arapça. Yani fasih Arapça konuştuk ki lisan tam tedavül olsun. Evet. Oraya gidince de Kahire Üniversitesi orada işte oradaki hocalar falan hayret ettiler. Ondan sonra tabii oradaki tedrisat bittikten sonra master doktoralar başverdi. Ondan sonra Amerika, işte Lübnan, Endonezya, Malezya bu gibi ülkelerde hala da tedrisatımız devam ediyor. Tedrisatımız genelde Geylani Hazretleri'nin tabii eserleri üzerine. Geylani tefsiri, şu anda da Sırr-ı Esrar ve Nesaih-i Ceylani ikisinin dersleri devam ediyor inşallah. Ömrümüzün sonuna kadar bu hizmete devam edeceğiz inşallah. Vakıf evet, etti kendisi. Ömrünüzü bir işe vakfetmişsiniz. Onu biraz açalım isterseniz. Dünyanın hemen hemen gezmedik ülkesini bırakmamışsınız. Yani kültür, eğitim alanında köklü ülkelerin hepsini gezmişsiniz. Bunlardan biraz bahseder misiniz ve Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri dediğimiz zaman ne anlayalım? Tasavvuftaki, dini alandaki yeri nedir? Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi 50'den fazla ülke, 400'ü aşkın şehir ve kütüphaneler yani. Cenab-ı Allah nasip etti elhamdülillah bu 45-46 yıl içerisinde. Zaman zaman fasıl girmiş ama davayı ve hizmeti terk etmedik. Fasıllar girmiş tabii araya. Bu meyanda gezdiğimiz yerlerde Geylani Hazretleri'nin tabii eserleri işte en zorlu yerlerden birisi de mesela Fransız kütüphaneleridir. Dünyada gezdiğin zaman Fransız kütüphaneleridir. Vatikan kütüphanesidir mesela en çok zor elhamdülillah. Ceddim vasıtasıyla o uzun mesele. Onun ve himmet bereketiyle elhamdülillah oraya da İslam coğrafyasında ikinci kişi olarak oraya ben girdim. Yani papalığın kütüphanesi. Papalığın kütüphanesi derken Vatikan devletinin içerisinde. Tabii.
Şimdi St. Peter Kilisesi, malum direkt giderken ana caddeden tam karşında o St. Peter Kilisesi'nin girişi. O büyük meydan, Papa'nın konuştuğu büyük meydan, o havuz falan. Ondan sonra kilisenin içine giriyoruz. Fakat sağ tarafta bizim Osmanlı mimarisine benzer üç tane giriş var. Birisi o dönemde ta Paytonların girişi. Bu Vatikan Devleti'nin girişidir. İşte oraya girmek çok zor. Çünkü Vatikan'ın emniyeti İsviçre polisi yapar. Oradaki bütün memurlar, amirler hepsi de ya papazdır ya kardinaldır. Onun için tabii oraya elhamdülillah nasip oldu. İşte o kütüphaneye de girdi. Fakat ben o kütüphanede çok zorlu bir şekilde, hatta İstanbul'da onların elçisi vardı, Maruç vardı, o öldü. Dedim ki Maruç Bey'di, ben kütüphane hocam dedi, çok zor girersin dedi. Ben şunu ifadeyi kullandım o zaman. Dedim ki Maruç, ben eğer ceddimin hizmetinde sadık isem ceddim bana himmet eder. Eğer sadık değilsem zaten gidip boş geleceğim. Vallahi dedi hocam bu itikada girersin dedi. Bak ben bile zor girerim ama sen bu itikada girersin dedi. Ben araştırma birkaç gün devam ettikten sonra işte kütüphanenin genel müdürü, orada kütüphaneler var bir tane değil. Çok kütüphaneler var. Şimdi Latince, bir de Arapça, bir de başka dillerin bölümleri var. Osmanlıca, Farsça, Pakistan dilleri, ne bir Urdu dilleri, bir sürü dillerin bölümleri var. Genel işte menajer diyelim, genel müdür. O da kardinalmış. Neyse talep ettim. Ertesi gün randevu verdiler, görüştük. Dedim bak Kardinal Bey, ben size niçin görüşmeyi talep ettim? Mesele burada. Bak buraya gelince sizin öne sürdüğünüz zorluklardan dolayı şu kadar ben bir dosya hazırlamam lazım dedim. Ki ben gelince önümde Cambridge Üniversitesi'nden bir de Japonya Osaka Üniversitesi'nde iki kişi vardı. Ellerinde birer kocaman dosya vardı dedim. Ben dosyam yoktu ama ceddimin bereketiyle girdim buraya dedim. Düşündü böyle. Kim ceddim? Dedim Abdülkadir Ceylani. Böyle. Dedim bu kitabı yazan bu müellif, bu alim, bu zatlar. Bu kitabın üzerine yazmadılar. Bu kitap Vatikan Kütüphanesi'ne mahsustur. Böyle durdu. Yazıyor. Kalem elinde böyle. Böyle bana baktı. İkinci konu ise dedim. El ilmu lil cemiye. İlim herkes içindir. Hatta ilim sadece insanlar için değil. İnsanlar içindir dedim, cinler içindir dedim, hayvanlar içindir dedim, nebatatlar içindir dedim, ziraat, tarım yani ağaçlar, nehirler, tabii, denizler, dağlar, gökler, semavar, yer tabakalı, hepsi içindir dedim. El ilmu lil cemiye. Herkes için. Onu yazdı. Arada tabii benim nereden geldiğimi sordu yanımda Jordani Bey var tercüman. İşte Türkiye'den geldiğimi, Geylani Hazretleri'nin torunu onlarından olduğumu. Dedi nasıl girdin buraya? Dedim ceddimin bereketiyle dedi. Peki bizimle kimle görüştün? Dedim İstanbul'da sizin büyük elçiniz Maruf Şüvey'le görüştüm. Aynı ifadesi şu. Dedi ki Maruç bana dedi hocam dedi Kadirisiniz. Evet dedim. Dedi bizim de Yesu'yu diye tarikatımız var. O da Kadiriyiz. Biz de cehri zikir yaparız dedim. Kafa salladı. Yani evet evet doğrudur. Orada ikinci girişte, ikinci yani arada iki sene sonra tekrar birer ikişer sene ver arayla gittim zaman zaman. İki sene sonra ikinci girişimdi. Gittim. Zaten orada kayıtlar vardı. Adam bana baktı böyle. Pasaporta baktı. Böyle. Sen misin? Evet dedim. O notu düşürmüş oraya. El ilmu lil cemiye. İlim herkes içindir. Ve o şerhi de düşürmüş. İnsanlar, cinler, hayvanlar, dağlar, taşlar. Yani sizin adınızın olduğu yere. Adımızın olduğu yere el ilmu lil cemiye kelimesini orada Arapça olarak oraya yazdırmış, yazmışlar. Adam böyle zaten devlet girişinde oradaki delik polis yani. Polis değil de orada bir para papaz yani muamele yapıyor. Böyle bana baktı böyle sevindi böyle ondan sonra. İlk girişte isterseniz vakit verseniz ben ilk girişi de anlatayım. Bizim
seyircilerim duysunlar. İlk girişte şimdi orada 3 kişi geldi. Bizim tabii gazeteler Türkiye'deki işte basın yazdı Vatikan yolcusu diye. Vatikan'da müsaade aldı gidecek diye böyle bir yazı yazdılar. Ben de yanımda tercüman fakat oranın yetkililerinden yani üst düzey mahkeme yetkililerinden Müslüman olmuş Joseph. Bir de onun arkadaşı Kemal Kemal'on. Bunlar 25 kişi Roma Üniversitesi'nde okurken diyorlar biz yani Hristiyanız. Hele bir Yahudiliği, Yahudi araştırıyor yok bir şey değil. İslamiyar, İslamiyeti araştırıyor. Evet hak din budur, adalet de budur. 25 kişi gizli de Müslüman oluyorlar. Hepsi de çok yüksek yerlerde. Neyse ben onda buluşacağız gündüz. Benim yerim biraz uzaktı. Metroya bindim. Vatikan istasyonunda metrosuyla indim. Dedim hani onlardan 10-15 dakika önce gideyim yani ona çeyrek kala. Öyle ayırladım. Ona çeyrek kala gittim. Baktım üçü de orada. Yani benden önce de gelmişler. Böyle kalkmuraj yapmışlar yani. Dedi ki eğer Giordani Bey'e dedi ki Joseph eğer giremezseniz dedi öğleden sonra benim özel yazıhaneme gelin dedi. Ben bir yetkiliyle bakanla görüşeyim. O kardinalle görüşün. O şekilde hocamız boş dönmesin dedi. Ta Türkiye'nin buraya kadar gelmiş. Yani boş dönmesi de hoş olmaz dedi. Gittik neyse onlar döndü de biz de Giordani'li Bey'le gittik. Benim pasaportumu baktı adam. Baktım ayağa kalktı. Asar duruşta durdu. Ben İtalyaca bilmiyorum. Onlar konuşuyorlar, konuşuyor. Abdülkadir Cilano, Abdülkadir Cilano, Abdülkadir Cilano işte böyle. Hiç bir işlem yapmadan sadece bir kartın üzerine bir mühür vurdu, ismi yazdı, verdi bana dedi. Bu ömür boyu geçerlidir dedi. Gidin yolda Giordani Bey'e dedim ki hayırdır? Dedi bunun büyük büyük dedesi dedi. Osmanlılar döneminde Orta Doğu'dan sorumlu büyük kardinal Bağdat'ta. Geylani Hazretleri'nin Fethül Rabbani kitabını almış, okumuş. İki satır orada yazı yazmış. Çok gariptir ben bunları duyunca böyle acayip Subhanallah insanoğlu demek ki. Uygulanıyor tabii. Aynen. Ne yazmış? Demiş ki eğer yeryüzündeki insanlar bu kitabı okuyup da tatbik etseler yeryüzüne bir damla kan akmaz. Çok mühim. Bir damla kan akmaz. Demek ki yani adalet. Bugün günümüzdeki İsrail-Filistin şeyinde çok anlamlı. Yani. Evet. Yeryüzüne yalnız bunu okuyup tatbik edeceksiniz ey insanlar diyor. İkinci satırda da benim zürriyetim kıyamete kadar bu kitabı okuyacak ama dinini değiştirmeyecek. Böyle bir ikinci satır da o. Dedi bizim hepimizin evimizde Fatur Rabbani Şamkadı gelen kitabı bulunur. Hepimiz de onu okuruz. İtalyanca'yı zaten çevirmişiz, zamanla çevrilmiş. Bizim evimizde İtalyanca noksaları, ben onu fotokopi yapıp dağıtıyoruz aileye falan. Tabii oradan çıkınca da Giordani Bey'e söyledim. Dedim bak gördün mü benim ceddimin Şefkat-ı Gelen Hazretleri'nin Giordani Bey'di kafa. Amenna, amenna, amenna dedi böyle. Sevindi o da. Dedim bak kütüphaneye de gireceğiz. Kütüphaneye gittik. Üçüncü sırada benim. Dörtte de Giordani Bey. Tabii Müslüman olmuş. Abdurrahman ismini almış. Abdurrahman Giordani. O Japon birinci, ikinci de İngiliz, üçüncü de benim. Japon dosyasını verdi. Şu kadar bir dosya. Takdim etti. Orada işlem yapıldı. Giriş kartı verdiler. O çıktı. O İngilizce sıra gelince o memur eğildi. O sandık derken bu sandık. Ora bura, ora bura. Bütün o yazıhanesinin odasını hep aradı. Tabii bir şey arıyordu. Bulamadı. O İngilizce hoca dedi ki İngilizce dedi bir acele et dedi. Benim çünkü dönmem lazım dedi. Acele et. Çok işlerim var. Orada işte sen kimsin? Ben kimim? Hargür çıkardılar. Bir kavga çıktı. Polis geldi. İkisini götürdü. Ta köşede biraz uzakta bir tane sekreter vardı. Hemen böyle sanki uçarcasına böyle geldi oturdu oraya. Give me passport dedi. Benim pasaportumu ver dedi. Verdim. Hemen işlemi yaptı. Şak 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 5 dakikada 5 dakika bile sürmedi.
Yazdı. Bilgisayara koydu. Giriş kartımızı verdi. Jordani Bey'e dedi ki buradan çıkmayın, şu taraftan çıkın dedi kütüphane. Çıktı, yatıştık dedim. Nasıl dedim? Ben cedemi. Amenna billahi dedi. Evet, böyle bir tabii Şamkadı gelen zaten himmet bereketli, bunu gözümüzle gördük. Hayatımızda yaşadık ve hala da yaşıyoruz elhamdülillah. İnşallah tabii bu hizmet demin de dediğimiz gibi inşallah siz de bizim kardeşimizsiniz, abimizsiniz. Bu hizmette inşallah hep beraber ortak olarak inşallah devam edeceğiz. Evet, Şeyh Abdülkadir Geylani. Yani bizim bölgede, bizim İslam aleminde bilmeyen yok. Hele hele bizim bölgede sıkışan herkesin ya Şeyh Abdülkadir Geylani diye istimdat ettiğini biliyoruz. Evet. Hatta benim kitabımda da var. Geçiyor yani, belki okudunuz. Okudum, evet. Evet. Şimdi Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri kimdir? Onun tasavvuftaki yeri nedir? İslam alemindeki yeri nedir? Eserleri hakkında. Tabi saatlerce konuşulabilecek bir konudur ama özet olarak bilgi verebiliriz. Şimdi tabi özet olarak Geylani Hazretleri tabi ilimlerinden ayrı bahsedeceğiz. Hayatında bahis tabi dediğiniz gibi vakit zaten yetmez. Özet olarak 470 yılında İran'ın Geylan bölgesi. İran'ın Geylan bölgesi, Arapça Ceylan bölgesi diyorlar. O bölgede 470 Hicri'de 1126'da o da dünyaya gelmiş. Onun babası Musa Cengi Dost Hazretleri bu savaşta o şehre 85 kilometre uzakta Beyaçal diye bir köy, böyle dağda. Ben oraları ziyaret ettim. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şu andaki doğduğu köy Savma Sara şehrinde kaldı. Tabii şehir büyüdü, 1000 yıl oldu yani. Tabii. Şehir büyüdü. O köyler böyle hepsi şehir içinde. Onu köyü de, evi de ziyaret ettim. Doğduğu evde anasının mezarı var, makamı var. Evi duruyor. Evi duruyor. Tabii o külliye durmuyor. Onların babasının külliyesi o zaman üniversite. Samasara'daki üniversite durmuyor ama külliye ve mescidin bir kısmı duruyor. Babası şehit olunca onun dedesi, malum Şeyh Abdülkadir Geylani baba tarafında Hasani'di, ana tarafında Hüseyin'idir. Onun için bir zaman ceddül Hasenin vel Hüseyin. Yani hem Hasani hem Hüseyin ikinci ceddleri Şeyh Abdülkadir Geylani böyle bir makale yazıyor tarihçiler. Onu ceddi Seyyid Abdullah Savma'i el Hüseyin Hazretleri. O zaman Geylan bölgesinin hem şeyhi hem mürşidi hem büyüğü. Tarihler öyle gösteriyor, kaynaklar. Onu büyütüyor. Sonra arada tabii vefatından önce kızı Fatime anamıza, Abdülkadir anasına diyor ki, kızım diyor, benim oğlum Abdülkadir büyüyünce diyor, onu Bağdat'a gönder. Vasiyet ediyor. Onu Bağdat'a gönder. İbare şu, şöyle geçiyor. Ersel İbni Abdülkadir, Hafidi demiyor, benim torunum demiyor, İbni diyor. İbni Abdülkadir ila Bağdat. فَإِنَّ اُمَّةَ جَدِّنَا تَحْتَاجُ اِلَى عُلُومِهِ اِلَى يُمَ الْقِيَمَةِ Bağdat'a gönder, ümmetimizin ceddi, ceddimizin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, ceddimizin ümmeti onun ilmine mühtacır. Ta kıyamete kadar. 18 yaşında malum işte yolda giderken o haramiler falan o hikayeler, haramilerin çoğu zaten onunla beraber tövbe ediyor, onunla beraber gidiyorlar Bağdat'a. Hayır, onu da bir anlatın istersen. Öyle gerçi mi? Çok bilinen bir mertebedir ama gene de yeni nesil bir kez de sizin ağzınızdan duymuş olalım. Şimdi tabii kervanla beraber anası ona, onun kardeşi var İbrahim. Kız kardeşleri vefat ediyor fakat İbrahim daha hayatta o zaman. Küçük ama. 80 altın var. 40'ını Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işte koltuğuna bağlıyor. 40'ı da onun kardeşine kaldırıyor. Kendi hissesini kaldırmıyor. Orada tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri hep anasının yanında büyüdüğü için dedesi de vefat ediyor. Babası zaten görmedi. Anne diyor ne zaman görüşeceğiz? Annesi de çok alime. Yani hem müfessirdir, hem hafiz Kur'an'dır, hafizatı Kur'an, hem de muhaddistir. Çok büyük alim o dönemde yani annesi Fatime anamız. Oğlum diyor görüşmemiz kıyametedir. O işareti bir. Kervana katıyor, geliyor. İşte yolda
İran topraklarıyla Bağdat Irak toprakları şu andaki haritanın geçiş noktalarının bir yerinde bir vadide, vadi ismini şunu unuttum. O bir vadide haramiler dediğimiz işte eşkıya yollarını kesiyorlar. İşte talan ediyor, her şeyi alıyorlar. Birisi diyor, sende ne var diyor. Çocuk diye hitap ediyor. Sende ne var diyor. Bende 40 altın var diyor. Allah Allah. Gidiyor işte Kutav reisinin yanına. Reisim diyor. Buyur diyor. Bir tane bu çocuk diyor, delikanlı diyor. Bende 40 altın var diyor. Çağırın bakayım. Delikanlı nerelisin? İşte Sonma Saraylı'yım. Gel. Kimlerdensin? Şeriflerdenim, Haseni'yim. Haseni ve Hüseni'yim diyor. Peki sen gözünle gördün bak. Biz talan ediyoruz her şey. Bir şey bırakmıyoruz yani. Sen demedin bunlar beni de talan edecekler. Yani o his, o korku hiç yok dedi. Ne korku ne his bana hiçbir şey gelmedi. Peki niye yani seni mecbur eden ne de sen doğru söyledin? Dedi ki annem bana tek bir vasiyet etti. Tek bir kelime. Oğlum dedi tek vasiyet başka bir şey söyleme. La tekzip. Annem bana dedi ki oğlum yalan söyle. O la tekzip kelimesi üzerine Nesaih-i Ceylani kitabında inşallah Türkçe'ye çeviriyor. Kocaman bir kitap mübarek yazmış. Nesaih-i Ceylani isminde. Arapçası çıktı inşallah Türkçe'si de çıkacak. Öyle deyince tabi ilahi bir hikmet adamın içine böyle bir şey giriyor, heybet giriyor. Düşünüyor ya biz 50-40-50 yaşındayız. Şu ana kadar çocuklarımıza, evlatlarımıza, komşularımıza, misafirlerimize hep haram yedirdik. Bu genç adam, Allah Allah, bu yaşıyla beraber, o diyor işte anam bana vasiyet etti, Allah bize emretmiş diyor. Yalan söylemeyin. Allah yalancılara lanet etmiş. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Orada bir rivayette ağlıyor, bir rivayette teslim oluyor, tövbe ediyor. Diyor, ruddu emvalum. Herkesin malını verin diyor. İlk Geylani Hazretleri'nin elinde tövbe eden odur. Ve onunla beraberler. Hatta bir rivayette de gördüm bir kaynakta. Diyor ki o Geylani Hazretleri'ne ayrılma diyor. Bağdat'a gitti, oradan burada çalıştı, geçimini sağladı, şöyle bu eti yani helalden ta ölünceye kadar her hafta gelir. Geylani Hazretleri'nin derslerini dinler, sonra gider. Evet. O bir diğerleri de diyor çoğu Bağdat'a gittiler. Onun elinde tövbe ettiler ve Bağdat'a kaldılar diyor. Burada tabii Geylani Hazretleri medrese hayatı boyunca sadakatle, teenni ile efendime söyleyeyim Resulullah'ın tabii bereketi, sonra Hazreti Ali'nin bereketiyle tezisatı bittikten sonra işte millet vaaz istiyor, ders veriyor ama sohbet vaaz. Benim dilim diyor, yani Farsça malum. Bu kadar yani Bağdat'ın tabii Bağdat o dönemde dünya kültür merkeziydi. Sadece bir İslam aleminin değil, dünya kültür merkeziydi. O diyor ki benim fasahatim yetmiyor yani. İlhah olunca yani talep çok olunca düşünüyor ya Rabbi ben nasıl yapayım? Ya Resulullah ya Ceddi. Resulullah işte rüyasına bir rivayette rüyasına bir rivayette de Resulullah mübarek artık. Tabii Allah daha iyi biliyor. Oğlum diyor e'ezzin nas ve az ver diyor. Ya Ceddi diyor benim dilim Farsçadır. Bu Bağdat'taki büyük alimler, fasih alimler bunların içerisinde benim aç ağzını iftah fak ediyor. Resulullah 7 sefer onun ağzına mübarek. Arada Hazreti Ali geliyor. Aynı şey oğlum diyor zamanı geldi artık vaaz ver. Millete ders sadece ders yetmiyor. Vaaz ver. Aynı şey ya Ceddi diyor benim dilim Farsça olduğu için acemidir diyor. Ben Bağdat'taki bu kadar alimlerin içerisinde fasahatim yetmiyor. İftefak ediyor 6 sefer Hazreti Ali. Ya Ceddi diyor niye 6 sefer? Ya İbni diyor sebekeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Edeben ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Resulullah benden önce geldi. Resulullah'a edüp ederim. O 7 sefer, benimki 6 sefer. Ve orada vaaza başlıyor. İlk vaaz heybetinden, şiddetinden orada bir tane demek ki ilahi bir aşk var adamın içerisinde. Kalbi dayanmıyor, vefat ediyor. Oğlu Abdülcebbar diyor ki, ya Ebi diyor, sen iki kelime söylüyorsun, millet ağlıyor. Biz boğazımızı yani haşa böyle yani o kadar arada söylüyoruz. Aradaki farkı ortaya koyma, evet. Evet. Oğlum diyor, bu ilahi bir lütuftur diyor. İlahi bir lütuf. Ceddimin bereketidir diyor. Ceddim Resulullah ve Ceddim Hazreti onların bereketidir diyor. Bir de eserleri hakkında biraz bilgi alalım. Efendim tabii yani dedim Ceddim Selim Hamsi Hazretleri beni o zaman şeye gönderdi, Medine Münevvere'ye. Ve emirleri doğrultusunda ben hareket ettim. Mübarek ne dediyse hepsi çıktı. Tefsiridir işte. Medine Münevvere'ye gittim. İlk araştırma orada tabii Osmanlıların yapısı Arif Hikmet Kütüphanesi. Meşhur yani Arif Hikmet, tarihinde Arif Hikmet Kütüphanesi. Arif Hikmet Kütüphanesi de o zaman Osmanlılar Peygamber Efendimiz'in kaldığı Ebu Eyyub Ensari'nin evinin yani orada nur dünyaya yayıldı. Burada da o nurun ilmi dünyaya Efendimiz'in yayılsın. O niyetle öyle güzel bir ve yaz, kış bütün mevsimlerde yani el yazma eserliği koruya bir şekilde yapı. Yani duvarların arasında artık ne yapmışlar, bir şey yapmışlar. Yani rütübet el yazmalar mesela 1000 yıl olacak, mesela daha fazla 700, 400 yıl neyse. Ona göre hazırlamışlar yani. Orası da orada işte. İlk araştırmada baktım Fethi Rabbani üzerinde diyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait 100'den fazla eser dünyada var. Sonra Bağdat'taki araştırmalarda bunu teyit ettik. Bağdat'ta Evkaf Kütüphanesi var. Geylani Hazretleri'nin işte medresesinin kütüphanesi var. 100'den fazla eserin olduğunu tespit ettik. Binden önceki araştırmaları yapan İslam alimlerinin eserlerini yazan Alman Brockelmann 52 diyor. Bizim Diyanet Ansiklopedisi ise 50 ile 1000 arasında böyle bir rivayet veriyor Geylani Hazretleri'nin. En büyük eserleri 3 tane tefsir. Geylani tefsiri elhamdülillah onu biz bulduk 6 tane nusha. Bir tane nushası onun el yazması onu bulamadık. Kaynaklar diyor el zaten Geylani Hazretleri ders verirken 40 tane katip sürekli yazıyorlar işte birinci kelime, birinci katip böyle sırayla. Ve bütün kitapları, şey, dersleri kitap haline getirmişler katipler o dönemde. Birincisi tefsir, 6 cilt. Elhamdülillah onu hizmet ettik. Türkçe'ye çevrildi, Malay diline çevrildi. Ondan sonra Urduca'ya çevrildi. Şu anda İngilizce'ye çevriliyor. Yani 4-5 dile çevriliyor. İkinci büyük de Müsned-ül Hadis. 10 cildik Müsned-ül Hadis. Onu bulamadık. Onu çok araştırdık. Birisi dedi, Almanya'da Suriyeli bir alim, Allah rahmet eylesin, bir kilisenin bodrumunda görmüş. Onu ve başka bir Müsned Hadis. Fakat rahmetli isim söylememiş. Yani Almanya'nın şu şehrinde, bu kilisesinde falan. Vefat etti tabii. Çok gittim. Almanya'nın bir sürü büyük kiliselerini gezdim, o bodrumları araştırdım falan. Bulamadık bir şey. Üçüncü büyük eser de fıkıh. Fıkıh Geylani. Hem dört mezhebi kapsayacak şekilde hem diğer de alimlerin görüşü ve kendisinin görüşü 20 cilt el yazma. Ve şu anda da bizim tabii ulaştığımız 48 envan olarak yani 48 isim. Bunların 32 elimizde diğerlerini de inşallah araştırıyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu ilim irfan çalışmalarına bereket versin. Amin inşallah. Bu eserleri temin etmek isteyenler ne yapmalı? Bizim Ceylani İlim Araştırma Merkezimiz var İstanbul'da. Oraya ulaşırlarsa inşallah oradan temin eder. İnternetten adresini bulabilirler. Bulabilirler, evet. Evet. Bizim telefonlarımız var. Ceylani Araştırma Merkezi var oraya inşallah. www.algeylani.com msn var. Oraya da ulaşabilirler. Yani. Telefonlarımız var. Bizim kitapların üzerinde zaten telefonlarımız var yani. Evet. Rahatlıkla ulaşabilirler. Çok çok teşekkür ediyorum. Varsa son bir mesajınızı alalım. Aslında sizinle sohbet çok güzel ve dediğim gibi saatlerce değil günlerce devam ettirilebilecek bir konu. Ama tabii ki zaman dar,
sizin de işleriniz var, yoğun ziyaretleriniz var. O yüzden sizi daha fazla ağırlık koymayalım. Son bir mesajınızı alalım. Evet, mesajdan önce şeyde de değil mi? Kitap fuarında da bizim kitap bir fuarında, söyleşimiz evet. var değil mi? Hı hı. Şimdi tabii benim Siirtli olman hesabıyla bu bölge ve bütün Türkiye, bütün İslam alemine Geylani Hazretlerinin yani vefatından önce söylediği üç tane kelime, üçü de aynı manada yani ilim için vefatından önce evladı soruyor işte efendim bize ne emredersiniz? Oğlum diyor ben size ne dünyanın riyasetini ne vezaretini ne bir şey istemiyorum. Sizden istediğim tek şey el-ilmu, thümmel-ilmu, thümmel-ilmu. İlim. Yani saltanat, vezir, bakanlık, vezirlik yani eski deyimle. Evet, evet. İstemiyorum, istemeyin. Evet. İlmi isteyin, üç kere ilmi isteyin. Allah rahmet eylesin, Amin. Feyz bereketinden hepimizi faydalandırsın. Allah onun hatırına şu İsrail zulmünün Amin. Sona ermesini sağlasın. İnşallah, inşallah yakındır. Temennimiz Allah'tan çünkü اِذَا اَرَادَ شَيْنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Yani leysa semel, Allah'ın yanında çok basittir. Yani يَرْسُلْ عَلَيْهِمْ جُنُودُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَطَيْرِ اَبَابِلِ Hocam, evet. sizi tanıtmaktan büyük mutluluk diyoruz. Evet. Ve Siirt'in size ihtiyacı var. İnşallah bundan sonra sık sık Siirt'te sizi ağırlama imkanı buluruz. İnşallah. Öncelikle çalışmalarınızı anlatırız, yansıtırız değerli izleyenlerimize. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, size de teşekkür ederim. Ayhan bir abimiz, Siirt'in abisi, Siirt'in bir değeridir. Temenni ederiz ki inşallah Siirt'imize sizin gibi 10 kişi çalışsa, Siirt hem ilimde, hem sanayide, hem ticarette, hem tarımda, ziraatta, belki diyelim bölgenin başkenti, Türkiye'nin başkenti olabilecek bir coğrafyaya sahiptir Siirt'imiz. Tabii o konu biraz uzun konudur. Size çok çok namütenahi müteşekkirim. Bizim televizyon kanal sahibi de inşallah Necdet Bey'e de teşekkür ederiz. Herkese teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, çok değerli bir hemşerimizle kısa da olsa bir sohbet ettik. Onun dedesi, büyük dedesi Şeyh Abdülkadir Geylani'nin feyz ve bereketinden yararlanmaya çalıştık. Bir programımız burada sona eriyor. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.